iCrypex Kripto Para Borsası, kripto para piyasa ekranını sunar. Evet, kripto borsasıyla karşınızdayız efendim. Konuğumuz iCrypex Hazine Yönetmeni Ozan Kara. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Evet Ozan Bey, isterseniz ilk konumuz Ripple olsun. Çünkü dün Bessel van der Kolk ile birlikte de ilk onu değerlendirmiştik. Orada gözler bir dava süreci var Amerika tarafında. Hem davanın süreciyle ilgili bir değişiklik var mı? Aynı zamanda da fiyatlamalar ne durumda, sizden dinleyelim. Şimdi Amerikan SPK'sı SEC Ripple'ı menkul kıymet ilan etti. Bundan öncesinde Ripple'ın airdrop'uyla 3 katına kadar değerlenen Ripple'da çok ciddi bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz gün içinde. Bunun nedeni aslında kripto paraların tam olarak konumunun belirli olmamasından kaynaklı. Yani bu bir fiyat para mı yoksa başka bir finansal varlık mı? Bu hep bir tartışma konusu oldu. Ripple burada menkul kıymet olarak değerlendirildi SEC tarafından. Şimdi bu davanın asıl nedeni, detayları geldikçe biraz daha ayrıntılı inceleme fırsatımız oldu. Ripple şirketinin 1.3 milyar dolar değerinde Ripple satışıyla şirketine bir gelir yaratıyor. Ve bu gelir yarattığından dolayı, şirkete bir gelir geldiğinden dolayı bunun menkul kıymet olarak değerlendirilebileceğini, değerlendirildiğini ifade ediyor. Tabii ki de Ripple'ın on demand, yani talep üzerine üretilen bir yapısı olduğundan dolayı da Ripple'ın işleyiş mekanizmasına tamamen ters bir yapıda. Çünkü siz hiçbir kaynak göstermeden bir getiri elde edemeyeceğiniz için burada Ripple'ın kendi iç işleyişi içinde problemler yaşanacaktır. Menkul kıymet ilan edildiği için. Tabii ki burada ikinci bir konuda şu. Ripple şu an menkul kıymet ama Amerika'da faaliyet gösteren, merkezi Amerika'da olan kripto para borsaları var. Buradaki listelenmesi de şüpheye düştü ve hatta bazı borsalar delist etmeye başladı. Bu Ripple'ın fiyatı için gerçekten çok olumsuz. Çünkü ulaşımı azalacak, işlevi biten ve artık borsalardan delist edilmeye başlanan bir kripto paradan bahsediyoruz. Kuşkusuz Ripple buna zaten hazırlıklıydı. CEO'su Garlinghouse sürekli açıklamalar yapıyordu. B planları hazır, Japonya'ya veya İngiltere'ye gidecekler ama bu taşınma sürecinde mutlaka Ripple'ın fiyatında biraz daha geri çekilmeler bekleyebiliriz. Taşınmadan sonra bir toparlanma evresine girebilir ama bu yine de Ripple'ın Amerika'da borsalarda listelenmesini engelleyecek bir süreç olmayacak gibi duruyor. Bundan dolayı da Ripple tarafında fiyatların olumsuz görüşümüz devam ediyor açıkçası. Peki Ozan Bey, bu Ripple'ın davası yakın takip ediliyor, bir tarafta da fiyatlamayı çok etkiliyor. Peki diğer kripto paralar için de menkul bir etkisi olur mu bu Ripple'ın düşmüş olduğu şu anki durum, pozisyon? Bir tarafta da işte SEC diyelim buna, SEC'in diğer kripto paralar için de menkul kıymet tanımlaması yapar mı sizce? Şimdi aslında bu tartışma devam edecek. Amerika'daki farklı kurumlar farklı açıklamalar var kripto paraları nitelendirirken. Kuşkusuz bu da bir gösterge olacaktır. Ama şu var, bu sene zaten SEC ICO yapan platformlara ciddi cezalar kesti zaten. Yani iki tane daha ICO'su olan ama bu kadar popüler olmayan kripto paraya da bir ceza kesimi yaşamıştık. Bu cezaların devamı gelir mi? ICO'su, kayıt dışı ICO yapılan tokenlara, kripto paralara cezalar devam edebilir. Ama burada Ethereum, Bitcoin gibi kripto paraların bundan etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü yapı itibariyle daha merkeziyetsiz ve bir şirket tarafından arz edilmediği için biraz bunlar oyun dışı kalıyor. Ama daha çok borsanın çıkarttıkları kripto paralar olabilir ya da şirket anlamında gelir elde edilen kripto paralarda mutlaka SEC tarafından dikkate alınacaktır. Ama şu an daha açılmış bir dava yok. Bu süreci biz de takip edeceğiz. Buradaki bence en büyük sıkıntı ya da tehdit Ripple'ın kendi CEO'su Garlinghouse. Çünkü bu açıklamanın ardından Garlinghouse Ethereum neden o zaman bir menkul kıymeti olarak değerlendirilmiyor ya da Bitcoin zaten işte Çin merkezli gibi tehditvari açıklamalar yaptı ve bu çıkan davayı da şu şekilde nitelendiriyor kendisi. Amerika'nın kripto paralara, daha seçin kripto paralara yaptığı bir saldırı olarak nitelendiriyor. Ondan dolayı Ripple biraz agresif şu an ve devamında nasıl bir durum sergileyecek onu göreceğiz. İkinci olumlu taraf, regülasyon ve hangi kripto paranın hangi sınıfta yer alacağı ile ilgili Amerikan merkezi borsalardan Coinbase'in borsaya açılacak olması. Bu çok önemli çünkü
artık SEC tarafından Coinbase'de listelenen kripto paraların hangisinin listelenmesi gerektiğini daha yakından takip edilmesi, daha yakından takip edecek ve biz biraz daha SEC'in yaklaşımını daha net bir şekilde göreceğiz diye düşünüyoruz açıkçası. Peki Ozan Bey, o zaman Ethereum'la da devam edelim. Ethereum beklentiniz nasıl? Düşüş orada da vardı. Devam eder mi? Özellikle kısa ve orta vadedeki değerlendirmeleriniz. Tabii. Ya Ethereum 670 dolarlarda 610 dolar civarına geriledi. Tabii ki de burada %10'luk bir geri çekiliş insanlarda bir korku atmosferi yaşattı ama burada şunu her zaman söylüyoruz. Yüksek hareketlilik her zaman yüksek, yani volatilite kümelenmesi dediğimiz durumlar finansal enstrümanlarda her zaman meydana gelebilir ve buradaki geri çekilmeyi de açıkçası biz biraz bu şekilde yorumluyoruz. Trendin aşağı doğru artık kırıldığını ve aşağı yönlü bir grafik çizeceğini ise 550 dolarlara varmadan açıkçası çok söylemek mümkün değil. Kasımbaşı trendinin hala devam ettiğini söyleyebiliriz ve asıl en önemli gelişmelerden biri de Ethereum'un artık fiillerinin zincirde yakılacak olması, bununla ilgili geliştirmeler yapıyor olması. Bu arz yönünde Ethereum baskılayacak bir gelişme kesinlikle. Öte yandan baktığımızda Ethereum'un stake miktarlarına baktığımızda %2'ye yakın bir kısmının artık Ethereum 2.0 için kilitlendiğini, yani piyasadan çekildiğini görüyoruz. Arz tarafında çok ciddi bir sıkıntı yaşayan Ethereum'da, daha doğrusu daralma yaşayan Ethereum'da mutlaka fiyatlarda olumlu etki devam edecektir. Ama burada tabii ikinci bir problem var. O da şu, DeFi problemlerinin yükselen fiiller nedeniyle çok kullanılamaz hale gelmesi ve biraz daha premium oluş özelliğinin artması. DeFi tarafında 2.0'ın çıkmasını bekleyeceğiz. Ve açıkçası bu 2.0'a geçiş sürecinde, 2021 sürecinde Ethereum'da bu tarz gitgeller yaşanacaktır. Ama şu an beklentilerin çok yüksek olduğu, stake kilitlenen miktarın çok yüksek olduğu Ethereum'da açıkçası yükselişin daha da devam etmesini bekliyoruz diyebilirim. Peki o zaman tabii ki sormadan kapatmayacağız Ozan Bey. Bitcoin'i soracağız. Çünkü Bitcoin dün Bestenaz çok önemli bir tarihten de bahsetti. İki tepe noktası, hatta bu biraz daha tabii ki fazla ama iki tepe noktasında aynı tarihlerde neredeyse bir yıl arayla. Şimdi Bitcoin 24 bin dolar seviyelerinde, inanılmaz bir seviyeye geldi. 10 bin dolarlarda konuşuyoruz. Hatta ben zaman zaman 5 bin 7 bin dolarlarda okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. O yüzden bu gelinmiş seviye sizce en peak nokta, en tepe nokta mıdır? Yoksa buradan sonraki süreç özellikle kısa ve orta vadede yine bir değerlendirme isteyeceğim Bitcoin özelinde. Tabii ya, biz de bu sektörün içinde olan kişiler olarak daha bundan 2-3 ay önce 10 bin dolar seviyesinde olan bir kripto paranın, özellikle piyasayı domine eden Bitcoin'in bir anda bu kadar değerlenmesinden sonra herkesin aklına tabii ki de artık çok mu değerlendi sorusu geliyor. Ama şununla kıyasladığımızda, altının hacmiyle kıyasladığımızda, bu sene dünyada basılan parayın hacmiyle kıyasladığımızda aslında hala Bitcoin hacmi çok çok düşük seviyede. Bugünlerde JP Morgan gibi çok büyük finansal kuruluşların Bitcoin ile ilgili haberlerini ve öngörülerini okuyoruz. Şimdi kısa vadede mutlaka geri çekilmeler yaşanabilir. Burada çünkü kar realizasyonları yapıldığını çok rahat söyleyebiliriz. Ama şu muhakkak ki uzun dönemde Bitcoin'in daha bu fiyatların tam da yani denk fiyat olduğunu söyleyemeyiz. Buralardan daha da yukarı doğru bir beklentimiz var. Ki aylık bazda baktığımızda da bu ay Bitcoin adreslerinin çok aktif kullanıldığını, hatta aktif Bitcoin adres sayısında iki katına çıktığını görüyoruz. Mutlaka 20 bin öncesinde yaşanan geri çekilme gibi bir geri çekilme yaşanabilir. Bu aslında yine bir arz talep dengesinin savaşı olacaktır. Çünkü buradan yine elinde Bitcoin'i tutan yatırımcılar satacak ve talep tarafında artış devam ederse, kurumsalların, yeni kurumsalların ilgisi devam ederse, aynı zamanda bireysel yatırımcıların da ilgisi devam ederse yukarı yönlü trendin devam edeceğini söyleyebiliriz ki zaten şu an görüntü biraz daha bu talep yönlü iştahın tam olarak kesilmediği yönünde. Bu yüzden de biraz daha talep baskın düzeyde gidiyor. Mutlaka satış hızı bir müddet sonra kesilecektir ve buradan da yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Ama ikinci beklenti de şu, Bitcoin'in artık biraz daha yataya bağlanıp dominans etkisini düşüp altcoin'lerin rallisinin başlaması yönünde. Bu da bunun için bir fırsat açıkçası. Kripto para piyasasında Bitcoin hızı yavaşladığında, dominansın yavaşlaması, aşağı yönlü hareket etmesiyle
altcoin'lerde bir rally bekleyebiliriz diye düşünüyoruz. Peki o zaman Ozan Bey, şöyle 3 tane popülaritesi yüksek coin'lerden bahsettik. İşte Ripple, Ethereum ve Bitcoin. Peki sizin şu anda portföy olarak değerlendirdiğiniz, beğeniye aldığınız diğer alt coin'ler nasıl? Hangilerini dile getirmek istersiniz? Tabii aslında biraz daha detaya inecek olursak, tam olarak yayınlarda bahsetmeye çalıştığım Avalanche'ın token'ı, AVAX token'dan biraz bahsedebiliriz. AVAX şu an piyasanın ciddi anlamda geri geliyordu ve bugün çok ciddi bir sıçrama yaşadı. Bunun nedeni Türkiye'deki borsada listelenmesi, ama talep yönlü bir iştahın olduğunu biz AVAX'ta çok net görebiliyoruz. Yani AVAX'ın listelenmesi arttıkça daha farklı borsalardaki, şu an dünyada büyük borsalarda listeleniyor. Ama bununla beraber mutlaka AVAX'a pozitif fiyatlama görebiliriz. Geçtiğimiz haftaki düşüşün asıl nedeni kilitli olan AVAX'ların, yatırımcılara ait kilitli olan AVAX'ların bir kısmının açılması ve bunun biraz daha satış yönünde baskı yaratması olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir anda AVAX'ın market hacminin 2 katına, 3 katına çıktığını gördük. Bu da açıkçası AVAX'ın fiyatında geri çekilmeyi göstermiş oldu bize, ama bundan sonraki beklentimiz mutlaka kilitlenen AVAX'ların miktarına baktığımızda temkinli olmamız gerekiyor. Ama biraz daha çok geride kaldığını, diğer kripto paralardan geride kaldığını ve ucuz kaldığını da söyleyebiliriz. Ondan dolayı AVAX'ı mutlaka radarda takip etmemiz gerekiyor. Listelenmesi arttıkça, geliştirmeleri arttıkça AVAX'taki fiyatlamada pozitif yansıyacaktır. Özellikle AVAX tarafına çıktığından beri Eylül ayından itibaren 11 adet geliştirme yapılmış kendi bloklarında açıklanan. Bunların hepsi gerçekten çok önemli. Türkçesi ILO diye, yani ICO'ya yeni bir alternatif, yeni bir aslında trend getirmek üzere Avalanche platformu. Bunun popülerite kazanmasıyla, gerçekten de ILO dediğimiz yapıları, anlaşmaların olmasıyla AVAX'ta ciddi değerlemeleri görebiliriz. Çünkü market hacmi diğer kripto paralara göre şu an çok düşük. Ondan dolayı da bir taleple beraber çok ciddi sıçramalar yaşayabiliyor AVAX. Evet. Peki Ozan Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Kayıplara geçeceğim. Şimdi ekranda da gördüğümüz gibi Ripple mesela %25'in üzerinde bir kayba işaret ediyor. Böyle durumlarda yatırımcılara, özellikle yani gün içinde pozisyon alıp yakalanan yatırımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bu tarz kayıplarda ne gibi önlemlerle kendilerini hedge edebilirler ya da? Tabii şimdi kripto paraların çok volatil olması aslında biraz da sizin risk iştahınıza ve risk yapınıza da uygun olmasına ihtiyacı doğuyor. Burada biraz daha bu tür geri çekilmelerde psikolojinizin sağlam olması mutlaka çok yüksek zarar etmenizi önüne geçecektir. Ama Ripple örneği gibi farklı bir kripto parada da olabilir. Temel anlamda çok güçlü negatif bir etki varsa burada çok fazla pozisyonu tutmak yararlı olmayabilir. Yani bir yerde de kol kesmeyi bilmek gerekiyor. Tabii ki de Ripple dediğimiz gibi Japonya tarafına taşınırsa burada olumlu gelişmeyle fiyatların pozitife döneceğini düşünüyor olabilirsiniz. Bu da muhtemel, ama mutlaka bunu temel analizle destekleyin. Diğer taraftan da geçmiş fiyat hareketleriyle bugünkü geri çekilmeleri kıyaslamak çok önemli. Yani biz Bitcoin'deki volatilitenin diğer altcoin'lere göre daha az olmasını bekliyoruz. Bitcoin'deki çok sert bir geri çekilmenin daha büyük trend doğru aşağı yönlü bir gösterge gösterirken, Link gibi daha volatil yapılarda bu tür geri çekilmelerin gün içinde normal olabileceğini de düşünmek gerekiyor. Ve volatiliteyi düşündüğümüzde de ona göre stop seviyelerini mutlaka illa yakına ya da yüzdelik olarak düşünmemek gerekiyor. O kripto para özelinde stop seviyelerin belirlenmesi gerekiyor. Kripto paraya yatırım yaparken vadesinin belli olması gerekiyor. Çıkarken de nereden kolumuzu keseceğimiz, nereden zararı kabul edeceğimiz de mutlaka hesaplamaları gerekiyor. Şu geri çekilme döneminde kripto paralarda çok yaşanıyor. Korkular artıyor ve mutlaka, evet, daha da negatife gidecek diye düşünülüyor. Ama kripto paralarda bu tür geri çekilmeler çok normal. Eğer temel anlamda beklentiniz pozitifse trend kırılmadıkça yukarı yönlü harekette devam edecektir. Evet, burada risk algısının güçlü olması gerekiyor gibi anladım ben. Eğer yanlış anlamadıysam, değil mi Ozan Bey, bu tarz durumlarda? Doğru, kesinlikle. Evet, birçok haber akışına çünkü. Biraz daha sağlam olsa. Evet, birçok
yok. Hatta hükümet tarafından da nasıl kararlar geleceği de malum. O yüzden dediklerinizi mutlaka yatırımcılar dikkate alacaktır. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, kripto borsasını burada noktalayacağız efendim. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra gün sonu kaldığı yerden devam ediyor.